Siz her sabah buraya geliyorsunuz. Aynen. Sabah 5'te mi geliyorsunuz bu güzel mumyaları yapmak için? Yapmak için. Biliyor musunuz bu Atatürk heykeli bile öyle başladı. Balmumu Heykel Müzesi. Ben heykeltıraş değilim. Ben iktisat ve maliye hocasıyım. Ama sırf Madame Tussaud'daki Atatürk heykelini, çirkin, Atatürk'e benzemeyen ama bütün dünyadan turistlerin gelip de gezdiği ve Atatürk'ü yanlış tanımalarına, yanlış imajına sahip olmalarına mani olmak için çok uğraştım, olmadı. Sonunda kendim kitaplar getirterek heykelciliği öğrendim. Heykel nasıl yapılır öğrendim. Derken balmumu nasıl yapılır öğrendim. Deneme yanılma metotlarıyla oldu bunların hepsi. Ondan sonra, çünkü neden? Benim bir de bir huyum var. Olamaz, yapılamaz. Türkiye'de bu iş, Türkler bu işi yapamaz dedikleri zaman irite oluyorum. İnada yapıyorsunuz. İşi bırakıyorum, İşim olmasa da başlıyorum. Aynı bu olay olduğu gibi. Selanik'teki Atatürk evindeki mumya da size ait. 17 yaşında. Tabii 17 yaşında hiçbir Atatürk'ün bir fotoğrafı yok. Yok. Dolayısıyla sadece gözleri, burnu, alın ve şakak kemikleri ölçülü ama o çağlardaki bir genç çocuk. Yani onun için o farklıdır biraz. O gözle bakarım. Herkes Atatürk'ü böyle bildiği için son dönemlerini, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı ve ondan sonraki çekilen fotoğraflarındaki imajı bildiği için onu pek benzetmekte sıkıntı çekerler. Bu kentte çok önemli bir şey yaptınız siz. Anadolu Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesini kurdunuz ki gençlere aynı zamanda o açık öğretimde üniversite mezunu olma hakkı getirdiniz ve onlar gerektiğinde çalışarak üniversiteleri bitirdiler. Bu son derece dünyadaki zannediyorum ilk örnekti Türkiye'de yaptığınız. Efendim benzeri örnekler var. Hı? Az da olsa, az sayıda da olsa. Evet, ama bunu genelleştirerek. Ama sertifika verirlerdi. Öyle evet. Bizdeki gibi diploma veren, tam bir lisans eğitimini veren bir eğitim tarzı değildi. Düşündüm ki üniversitelere neden giremiyor öğrenciler? Dışarıda o sırada birikimler vardı. Binlerce öğrenci üniversiteye giremiyor. Sınavı başaramıyordu. Sebep orta öğretimde adalet yoktu Türkiye'de. Bir Çemişgezek'teki, bir Siirt'teki liseden mezun olan çocukla bir İstanbul'daki çocuğun, Ankara veya İzmir'deki bir çocuğun gittiği okullardaki dersler ve verilen eğitim kalitesinde farklılıklar vardı. Hala. İyi öğretmenler oralarda toplanmış, temerküz etmişti. Diğer taraflarda ise aynı eğitim sadece öğretmen meselesinden değil, belki donanım, okulların donanımı bakımından da, laboratuvarları vesairesi bakımından da eşit değildi. Ve onun için üniversiteye giriş sınavını kazanamıyordu büyük bir kitle. Eğer bir insan öğrenmek istiyorsa, bir şeyi öğrenmek, bilmek istiyorsa, çok iyi bilmek istiyorsa, hoca olmadan da, hoca yardımı olmadan da, derslerin çoğu öyle. Yani büyük bir kısmından, mesela matematik gibi ya da yabancı dil gibi dersleri bir tarafa ayıracak olursak, diğer bütün sosyal bilgiler, hatta fen bilgileri konularında da okuduğunu anlayabilen bir insan kendisine o imkanları yaratırsa, üniversite binaları, kampüsleri dışında da bulabilir bu imkanı. Eğer kendilerine o imkan sunulursa, eğer bir genç insan okumak, öğrenmek istiyorsa, eline kitaplar geçebiliyorsa, ki bulunabilirdi, yani üniversite öğrencisi olmasanız da bir hocanın kitabını temin edebilirdiniz. Ve bazı hocaların kitapları yoktur, not tutulur. Onlar da tekstil olarak basılır veya arkadaşlarınızdan rica edersiniz, bulursunuz, okursunuz. Ama buna bir de öğretmen yardımını radyoda sesli olarak anlatılan dersler, hocaların anlattığı dersler. Efendim arkasından televizyonlarda hocanın görüntülü olarak tahta başında belli bir konuyu anlatması. Bu ne demektir? Bu üniversitede ders veren bir hocayı videoya çekip televizyonda siz bunu yaptınız demektir. Bu bir ilkti Türkiye'de. Tabii. Evet. Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar iletebilirdiniz bilimi. Evet. Şimdi bugün bütün dünyada bakarsak, bütün dünyaya yayılmış vaziyette Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi görevi ve programlar, pek çok programlar var. Yani evet. Bizim zamanımızda yalnız iktisat ve işletmeydi. İlk öğrenci kitlesi 200 bine yakındır kaydolan. Kuyruklar oluşmuştu kayıt bürolarında açık öğretimin. Bir avuç insandık. Genç asistanlar ve öğretim üyesi arkadaşlarımın hepsi idealistti. İşte kitap yazmayı öğrettik onlara, açık öğretim için nasıl kitaplar yazılır falan. Kasetle evlere kaset gönderiyorduk. Video teypler yayılmaya başlamıştı. TRT yayın yapıyordu en önemlisi. Gece saat 11'den sonra açık öğretim programları yayınlanıyordu. İşte bilgisayar sistemi kurduk. İmtihanlar onunla yapılıyor. Devam ediyor değil mi sistem? Hala devam ediyor. Çok da ileri. Çünkü o tarihte internet falan yoktu. Şimdi internet sistemi var. Artık kitap da
vermiyor üniversite. Doğrudan doğruya hocaların dersleri yayınlanıyor. İnternette öğrenciler hocaya ulaşıp hocaya sorular sorabiliyorlar. Hoca onları takip edebiliyor. Dersleri çok rahat izleyebiliyorlar. Yani bugünkü teknoloji, hatta öyle ki biliyorsunuz şimdi bu telefonlarda bile hangi dilden olursa olsun bir başka dile çeviri yapılabiliyor. Yani bugünkü teknolojiyle Anadolu Üniversitesi Türkçeyi bilmeyen yabancı ülkedeki bir insanın pekala internet suretiyle tercüman, biliyorsunuz telefonla konuşurken kendi dilinizi konuşuyorsunuz, karşı tarafta dinleyenin diline çevriliyor. Evet. Teknoloji bu hale geldi. Ve o kadar büyüdü ki bütün dünyaya yayıldı. Çok insana faydanız dokundu. Evet, bugün ne kadar Anadolu Üniversitesi'nin kayıtlı öğrencisi, kayıtlı, aslında kayıtlı daha fazladır da yaşayan öğrenci diye tabir ederler. Yaşayan öğrenci sürekli olarak imtihanlara giren öğrenci demek. Bazıları ise birkaç dersten girerler, ara verirler, tekrar çalışırlar o derslere, hazır oldukları zaman müracaat ederler, sınava girerler. Ben yalnızca sürekli girenleri söylüyorum. Bütün dünya ülkelerinde, Türkiye'de, Asya kıtasında, Avrupa kıtasında, Amerika'da, İngiltere'de dahil 1.400.000 öğrenci var. 1.400.000 öğrenci. Evet. Bu muhteşem bir rakam. Evet. Size Eskişehirliler başkanım değil hocam diyorlar. Neden? Evet, genellikle. Bazıları tereddüt ederler. Hoca mı diyelim, başkan diye mi hitap edelim derler bana. Ben de derim ki başkanlık gün gelir biter. Ben hocalığı tercih ediyorum. Çünkü hocalığı kimse alamaz üzerimden. Milyonlarca öğrencim var. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir ödül aldınız. VP Koç ödülünü aldınız. Oradaki konuşmanız çok konuşuldu. Evet. Ne söylersiniz? Bütün bu uğraşıların, bunca yıldır uğraşıyorsun kamuda. Eğitimle, şimdi de şehircilikle. Ama şehircilikte de eğitimi kullanıyorsun. Tekrar işte eğitici işler de yapıyorsun. Niçin bu kadar çok uğraşıp durursunuz? Hani artık emeklisiniz de dışarıda rahat edebilirsiniz, gezebilirsiniz, tozabilirsiniz, konferanslara gidebilirsiniz. Evet, bir cevap verdim. O cevabı dilerseniz burada da tekrarlayayım. Diyorum ki ben Mustafa Kemal Atatürk'e borcumu ödüyorum. Ve temerrüt faizleri de dahil. Devam ediyorum ödemeye. Ömrümün sonuna kadar da bitmeyecek ve bitmesini istemediğim bir borç diyorum. Bu memleketi bize kazandıran, bu memlekette kurduğu devletin imkanlarıyla, hatta o tarihlerdeki kıt imkanlarıyla yetiştirdiler beni. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Onun için Mustafa Kemal'e borçluyum. Bana sorarsanız bütün Türk milleti Mustafa Kemal'e borçludur. Ve milletçe bu borcumuzu ödemeliyiz. Her seçim zamanlarında onu düşünmeliyiz, bu borcu düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Her gün düşünmeliyiz galiba. Cumhuriyete son derece ihtiyacımız olan bir dönemde. Evet. Gördüğümüz, gittikçe de elimizden alınan kayıpları gördükçe her gün onun bize söyledikleriyle, bize bıraktıklarıyla Cumhuriyeti hissetmeliyiz, yaşamalıyız. Ve çocuklarımıza da bu ülkeleri geçirmeliyiz. Öyle hiç kuşkusuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.